Esedullah Güler, efendim Hazreti Osman güzel giyinmeyi severdi diye biliyoruz. İmam-ı Azam'ın cübbesi 1000 dinar olduğu rivayet ediliyor. Hazreti Bediüzzaman cübbesinde ise 100 yama var. Bunlar arasındaki farkları izah eder misiniz? Bizler bu iki örneği hangi çerçevede değerlendirmeliyiz? Onların hangi çerçeveden bakıp bu konuda farklılıklar yaşamaklarını merak ediyorum. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Üstad onu izah ediyor. Hilafeti kaldırdıktan sonra İslam'ın her umdesini, her kaidesini de ayrıca zedelediler. Gülünç, komik, müstehzi vaziyete getirmek istediler. Mesela bizim ilkokullarda dergiler dağıtılıyordu. O dergilerde yani bir insan kötülenecekse bir sakallı, böyle şey çirkin bir surat, illa sakallı ama sakallı, külahlı, çirkin bir surat ve o yanlış işi yapıyor. Şey de biliyorsunuz bu FETÖ denilen melun da o televizyonunda böyle bir film tertip etti. Güya beni karikatürize ediyor. Ondan sonra sarıklı, cübbeli bilmem neyle böyle bir ahlaksızlıklar. Yani çektikleri, seçtikleri motif Müslümanın sarığı, sakalı, cübbesi, asası bunu seçiyor yani. Kötülemek için bunu seçiyor. Bu şeyde Cumhuriyet devrinde bu adet haline geldi. Ayrıca şeyleri, din adamlarını bedavadan geçinen, şunun bunun sırtından geçinen, efendim kimsenin çalışmayan birer mahluk vaziyetinde göstermek istediler. Üstad Hazretleri de hiç kimseden para almamak, yardım kabul etmemek suretiyle bunların bu tezini, bu iddialarını fiilen çürüttü. Fiilen. Devlet kendisine köşkler teklif etti. Yardımcılar, hizmetçiler teklif etti. Bilmem ne yaptı. İki maaş, milletvekilliği ve vaizlik. O zaman kanun müsaitti, şimdi değil herhalde. Hem milletvekili hem umumi vaiz. Şeyh Sünusi yerinde. Teklif ettiler, kabul etmedi hiçbirisini. Ta ki alimler, Müslüman alimleri oturdukları yerlerde şunun bunun sırtından geçiniyor, iddialarını çürütsün. Çürüttü. Tabi bu arada da hiç kimseden bir şey almamak ve çalışmadığı için herhangi bir gelir de olmamak durumunda olduğundan cübbesi de 100 yamalı oldu. Allah onun o cübbesini bizim manevi kurtuluşumuza vesile kılsın. 100 yamalı. Hatta şalvarı da öyleydi. Hulusi Bey, Allah rahmet etsin, bir gün dedi ki yama o kadar çoktu ki kumaşın aslı ne renkte bilinmiyordu dedi yani. Bu şalvarın kumaşının rengi neydi? Nasıl bir kumaştı? O kadar yama yapılmış ki kumaşın kendisi bilinmiyor. Ve birinci ve en birinci talebem dediği ne kardeşim ne hiç kimde. Ne öz kardeşi Abdülmecid, öyle diyor işte. Ne kardeşim, ne hiç kimse benim hulusime yetişemiyor. Böyle dediği talebesinden bir şalvar hediyesi kabul etmedi. Hulusi Bey tabi o hali görünce El Aziz'e gidiyor. Hikmet ilahi, Hazreti Üstad'ın da Sultan Feyzi Hazretleri'nin de şalvarları El Aziz yapı şalvarıydı. Yapı olarak. Halbuki Kastamonu'da bilinmez yani El Aziz şalvarı kim bile. Tarifini Feyzi Efendi yapıp diktiriyormuş. El Aziz şalvarı vardı üstünde yani tip olarak. Hulusi Bey gidiyor bir şalvar diktiriyor işte da. Hediye olarak gönderiyor. Mektuplarda var. Üstad Hazretleri... Herhalde kaçıncı mektup? Saniyen sen bana bir hediye gönderdin. İkinci mektup. Ben demiyorum ki
Abdülmecid'den almadığım gibi senden de almam. Senden alırım. Fakat kaydemi bozma. Alıyor. Kardeşim senin hediyeni aldım diyor. Kabul ettim. Kendi şalvarımı da sana paketledim, gönderdim. Sonra baktım ki benim şalvarımı kimse giymez. Kendi şalvarımı tekrar kendime aldım. Senin hediyeni de sana gönderiyorum. Hediyeni kabul etmiş oldum diyor. Yani onların din adamları bedava geçiniyor sözlerini en yakın kardeşinden daha ileri hiç kimsenin yetişemeyeceği derecede gördüğü bir talebesinden ki o talebesinin maddi durumda çok iyi. Yani albay zamanın albay çok yüksek maaş alıyorlar. Öyle bir şey. Onun için üstadın cübbesi de 100 yamalı. Ama İmam-ı Azam Hazretleri'nin zamanında herkes ilmine bakıyordu. Kimse ayağındaki şalvara, sırtındaki cübbeye bakmıyordu. O zaman rağbet ilme idi. Hazreti Osman Zinnureyn'dir. Ashabın en zenginlerinden biridir. Bir harp için 300 bildiğim 300 mü 3000 deveyi bütün müştemilatıyla tasadduk eden bir zengin. Kimse o zaman cübbeye bakmıyordu yani. Onun için rahat giymişler onu.